Burada Kemaliye'de bir cennet parçası gibi bir yerde Kemaliyelilerle konuşurken gerçekten bizi şoke eden bir başka şey öğrendik. Bu arkada gördüğünüz bütün dağların üstünde altın arama ruhsatı verilmiş. Yine yabancı şirketlere. Bu yabancı şirketlerden bir tanesinin bir yetkilisi gerekirse Kemaliye'yi taşırız diyormuş. Emperyalizmin bu kadar küstah, bu kadar ahlaksız, bu kadar saldırgan, bu kadar aşağılayıcı olmasının nedeni bugün Türkiye'yi yöneten AK Parti zihniyetinin teslimiyetçi olmasından kaynaklanıyor. Sadece Suudi Veliaht Prensi önünde diz çökülmüyor. Sadece Rahip Branson meselesinde olduğu gibi diz çökülmüyor. Sadece Alman Şansölye tehdit ettiği zaman vermeyiz denilen gazetecinin teslim edilmesiyle diz çökülmüyor. Yabancı şirketlerin önünde de kanla aldığımız ve kanla muhafaza ettiğimiz toprakların peşkeş çekilmesi anlamında da diz çökülüyor. 2023 seçimleri Türk milleti için bir referandum anlamına geliyor. Türkiye önümüzdeki 1000 senede de bir Türk ülkesi olarak kalacak mı? Yoksa üstüyle, altıyla, denizleriyle, nehirleriyle, madenleriyle tam bir emperyalist sömürüye muhatap olacak mı? Doğayı sevdiğini söyleyen bütün vatandaşlarımızı, Türkiye'yi sevdiğini söyleyen bütün vatandaşlarımızı Zafer Partisi olarak Kemaliye'de planlanan soykırımı, doğa soykırımına karşı ayağa kalkmaya davet ediyorum.